Değerli izleyicilerimiz, bugün Orta Çeşme sahasındayız. Orta Çeşme sahasında camiler arası futbol turnuvası var. 5 takımın katılımıyla oldu. Şu anda final karşılaşmalarında son 2 maçtı. Şu anda da Orta Çeşme ile kim oynuyordu? Bağüstü. Bağüstü'nün 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Tabii Bağüstü takım biraz daha fizikli bir takım. Peki en son ne zaman gelmiştik? Geçen sene pandemi vardı. Ondan önceki sene de buraya yine gelmiştik. Camiler arası turnuva vardı. Daha geniş bir katılım vardı ama tabii biraz da memleketlerinde insanlar, çoğu da öğrenciler de. Kimler katılıyor? Değişik 5 camide, bölgedeki 5 camide, 5 camide görev yapan hocalarımızın getirdiği sporcular, kursiyerler, Kur'an kurslarını öğrendiler. Şimdi de biraz tatil süresince Kur'an-ı Kerimleri öğrendiler, dini bilgilerini aldılar. Şimdi de zaten işin eğlence kısmındaki hak ettiler, sonuna kadar hak ettiler. Biz de bu heyecanlı karşılaşmayı sizler için görüntülüyoruz. Camiler arası futbol turnuvasında artık sonlara doğru giriyoruz. Bağüstü Cami takımı ama bir penaltı mı var, yok değil mi? Yok, serbest. Bizi yanlış görmüşüz. Üstünü var ya, gerçekten de fiziki açıdan da üstün bir takım Bağüstü. Rakibi de iyi direnç sergiliyor. Futbolun amatörü, mahalle arası, cadde arası olmaz. Biz her yerdeyiz. Erha Beykoz olarak her yerdeyiz. Bugün de sizler için Orta Çeşme'den gelen davet üzerine geldik. Geçmiş yıllarda da geliyorduk futbol turnuvasının. Şu anda korner atışı oluyor. Bağüstü takımı korner atışı yaptı. Bir arkadaşımız burada. Fenerbahçeli galiba bir de. Evet. Gol mü oldu? 2-2 oldu galiba. Aynen. 2-2. Niye böyle son dakika, son 3 dakikaya girdik, gol yediniz? Doğru. Arkadaşlarım da iyi oynadı. Sen oynadın mı bugün? Kadroya girdin mi? Oynadın mı ilk yarıda? Oynamadım. Oynamadın ama kritik maç oldu. Bu arada son 3 dakika, yok gol olmamış galiba. Offside mi sayıldı artık? Nasıl, heyecanlı mısın? İlk önce eğitimi gördün. Kur'an-ı Kerim öğrendin mi? Bilgini aldın mı? Konuş biraz bakalım. Heyecanlıyım. Evet. Heyecanlanınca oynayamıyorum tam. Evet. Şimdi yenersek kupa alacağız. Kupayı alırsak da mutlu olacağız. Orta Çeşme'de oynuyor musun? Bir yere gittin mi futbol okuluna? Orta Çeşme'ye gittim. Biliyorsun, hala orada mısın? Selam Hoca'nın takımında mısın? Hayır, Selam Hoca. Selam Hoca bakıyor değil mi sizin gibi? Futboldan kopmadın yaz boyunca. Memlekete gittin mi? Hep evet. Burada mıydın? Gittin geldin? Gittim geldim. Ama futboldan kopmadın diyorsun. Evet. Takımında şampiyonunu bekliyorsun 2 evet. bir önde. Aynen. Arkadaşlarına bir an önce şampiyonu kutlaması için sarılmak istiyorsun. Evet. Tamam bakalım. Hadi biz de bekleyelim. Hadi. Çekime de ver. Şerefsiz var ama ayağı ağrıyor değil mi? Haydi Orta Çeşme, haydi. Hadi çocuklar. Şu an 2-1. 2-1 ama son dakikalar mı? Evet, son dakikalar. Orta Çeşme 2-1 yeniliyor şu an. Eyvah eyvah hocam. Orta Çeşme sahasında mağlup diyorsun. Maalesef. Ama cami de yakın. İyi dua etmediler mi arkadaşlar? Herhalde biraz eksik var. Doğru. Tamam hocam. Tamam. İyi olacak inşallah. Eyvallah. Dostluk kazan. Eyvallah. Kaleci 2 gol mü yedi? Ne oldu? Döner mi maç? İnşallah. İnşallah diyor. Daha var diyorsun. Kaç dakika? 10 dakika falan var. 10 dakika var. Döner yani. Tamam.
paran. Bu arada şeyi de öğrendim Kur'an-ı Kerim'i artık yavaş yavaş. Evet, öğreneceğiz onu da abi. Elimiz vakit var diyorsun. Evet. Hem futbol oynayacağız hem. Evet, Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz. Hocan kimdi kursta? İbrahim Hoca. Nasıl, iyi öğretiyor? Evet, çok iyi hocam. Güzel faaliyetler oluyor. Evet. Burada kral adam, kral. Burada arkadaş, senin ismin Fırat Efe. Fırat Efe. Fırat, sen orta saha mı oynadın bugün? Defanstım. Defanstın, gole geçit vermedin. Aynen öyle. Aynen. Nerede oynamak istiyorsun? Örnek aldığın futbolcu gibi biraz anlat bakalım. Merih Demiral. Evet. En sevdiğim futbolcu. O kadar. Sonra Beykoz ilçesinde hangi takım? Olursa Başakşehir'e gitmek istiyorum. Ay önce buradan bir göstermen lazım. Göstermem lazım, antrenmanlarımız. Başlamadı mı daha? Yok. Hiç antrenman, kulüp antrenmanı yani yok. Bayağıdır yok yani, 3 ay 4 aydan beri yok. Antrenmanı yaptın mı, lisansı var mı? Var var, maçlarda nerede çıkıyordum. Beykoz'da yine maçlara Beykoz çıkıyordum. Evet. Oynuyorsun. Ömer Faruk Hoca'da mı oynuyorsun? Evet evet. Antrenmanlar başladı orada ama futbol okulu başladı. Aynen. Ya futbolsuz geçiyor günler. Geçen sene futbol olmadı. Özledim evet. Futbolu. Özledim valla. Arkadaşlarını, maçları özledim. Tabii ki. Son kaç, U kaç takımında oynadın Beykoz'da? U15-16. U15-16. Tamam bakalım hadi. Hadi afiyet olsun. Hayır, bazı. Takımı adına Bekir hocamızdan alacaklar. Şefimizin ellerinden alacaklar. Dördüncülük kupasını Cevizli Bahçe Camii İmam Hatibi arkadaşımız Bekir hocamızın ellerinden alacaklar. Buyur şimdi hocam. Buyurun hocam. Alkışlıyoruz çocuklar. Dördüncü mü? Üçüncülük kupasını Orta Çeşme Camii görevlilerimiz kupalarını Muharrem hocamızın elinden alacaklar. Hangisi hocam bu? Kim hocam? Hocam buyurun. Hocam çocuklar. Hocalara kupalarınızı verin. Madalya siz ayrı geleceksiniz. Hadi bakalım. Tamam. Hadi. Üçüncülük kupasını. İkincilik kupasını Çamlıbahçe İmam Hatibimiz Metin Ergün Hocaefendi'ye Harun hocamız takdim edecekler. Fotoğraflar da çekilir. Bir de Orta Çeşme Kulübü adı Serkan Çamlı. Bu çocuk oynamadı bile. Nasıl hocam, ilk kez kupa görüyorum. Bir dakika arkadaşlar. Birinci burada hocam, kupayı ben alırım. Hocam kupayı ben alırım. Hayır hayır ya. Ben alayım. Hocam ben alayım. Çık hocam. Kalacağım mısın? Bir yılı yaz Kur'an kursları Beykoz Müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu camiler arası kurslarımızın 2021 yılı şampiyonu Bağüstü Camimizin kupasını vermek üzere Cami İmam Hatibimiz İbrahim Hocam takımı adına alıyor. Bravo hocam. Hocam bu takıma çok emeğiniz var. Kim Ramazan? Benim oğlum oluyor kendisi. Bağüstü Camisi'nin. Bağüstü nereye oluyor Beykoz'un tam olarak? Bilmeyenler için söyleyelim. Orta Çeşme'nin. Orta Çeşme, Bağüstü. Orta Çeşme Mahallesi, Üsttepe Mahalle. Çayırın üst tarafları. Çayırın üst tarafları, evet aynen öyle. Bu futbola orada meraklıydı. Evet, iki senedir Beykoz Futbol Okulu'na gidiyoruz ama koronadan tamam dolayı biraz ara verdik. Bu şu anda camiler arasındaki turnuvalara katıldı. Ve sonunda şampiyon olduk. Futboldan kopmayacak diyorsun. Hayır, kopmayacak. Elimden geldiği sürece aynen öyle. Bugün madalyayı nerede saklayacak? Müze oldu mu artık? Zaten bu camiler arasında ikinci madalyası oğlumun. Geçen sene önden önceki sene vardı. Yok, 4 sene öncesi 3 yaşındayken de bir madalyası vardı. Evet. Bu sene de oldu Allah'ın izniyle. Ama artık profesyonel takımlarda, amatör takımlarda forma giyerek madalyaları farklı şeyde alsın artık yani. Evet aynen. Zaten ben bu elimden geldiği kadar Beşiktaş'ın altyapısına falan olarak yetiştirmeye çalışacağım. Evet. Yani peşindeyim oğlumun, arkasındayım. Evet. Sol ayağı çok iyi olduğunu söylüyor hocaları. Tamam.
Sessiz sakin biri ama var ya, kafasına futbol geçiyor gibi sanki. Zaten aklı fikri hep futbol. Başka bir oyunda o şey yok. Mahallede kırmadık can bırakmadılar. Bir bilgisayar fazla yok değil mi? Yok, tablet bilgisayar o kadar fazla yok. Derslerinde başarılıdır. Bu da ne oluyor? Bu kuzeni oluyor. Ya bu kuzeni oğlumun demiştim. Evet. Bu da mahallemizin çocuğu. Bir de şey var kuzenim, o nerede oturuyor? Aynı mahalledeyiz. Şöyle söyleyeyim, onun içinde futbol kulübü var. Rüzgarlı Bahçe Spor Kulübü. Kız futbol takımı. Yüzmeyi istiyor şu anda. Yüzmeye meraklı olduğu için. Evet, yüzmeyi istiyor. İşte Beykozların en hassas olması gerektiği spor dalı yüzme. Evet. Maalesef yüzmeyi bilmeyen bir Beykoz var. O kadar Türkiye'nin, İstanbul Boğaziçi'nin en uzun sahili var ama değil mi? Yüzmeyi sen öğrenmek istiyorsun diyor. Ama voleybol da olabilir voleybol yani. Voleybol nerede oynamak istiyorsun? Spor okullarında var. Beşiktaş. Beşiktaş'ın da var, Kavacık'ta, evet. Beykoz Belediye'nin var, değişik kulüplerin var. Hem voleybol yapsın ama özellikle yüzmeyi de öğrensin. Ya bu zamanın çocuklarına bu spor şeylerini şey yapmamız lazım artık. Evet. İleride ve oynatmamız lazım. Önlerine ön ayak olmamız lazım. Mahallemizin golcüsü. Kalecisi, asistçili ben. Mahallenin kalecisi. Bu mahallenin kalecisini sen tereyağla, balla beslemişsin. Benim, evet, benim üst katımda üzümlü keklerle. Abi ben de şimdi, ben de mahallenin yedekler kızıyorum. Dolmalarla besledik biz bunları. Evet, karşılığını verdiler ama. Ben de mahallenin yedekler kızıyorum. Yani hepsini. Saygılı çocuklardır. Kekler güzel miydi? Çok güzeldi. İsim neydi senin? Selim. Selim. Turnuva boyunca 5 tane gol yedi sadece. Evet, sadece 5 tane gol yedi. İlk maçta 1 tane yedim. Diğer maçta 4 tane yedim. Bu maç 1 tane yedim. 1 tane yedin. Takımı şampiyonluğa taşıdın diyorsun. Evet. Yaptın kurtarışlarla. Tamam mı? Evet. Futbolu bırakmayacaksın. Evet, evet, asla bırakmayacağım. Kulüp takımlarına gidiyorsun. Antrenmana gideceksin başlayınca. İnşallah. Artı okçuluğa da gidiyor arkadaşımız. Okçuluğa da değil mi? Okçuluk da merak oldu. Tamam. Tamam bakalım. Serkan Çanur var. Serkan Başkan. Yıllardır biz geldik, birkaç seferde biz denk geldik. Orta Çeşme sahasına böyle güzel bir turnuvaya, anlamlı turnuvaya tavsiye ediyorsunuz. Yani her sene bunu Kur'an kurslarına hem çocuklar futbol alışsın diye hem kötülüklerden uzak kalsınlar diye böyle etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bir de konuştuğumuz futbolcuların birçoğu da Orta Çeşme'de futbol oynuyormuş galiba. Evet, doğrudur. Tanıdığım futbolcu. Evet, hepsi bizim çocuklarımızın yarısından çocuğu. Ya birkaç senedir kupa kaldırmayı özledin ama bugün kupa kaldırdın galiba. İnşallah, inşallah işte bu belki habercisidir bu senenin. Bu şu anda şeyini yaptık, denemesini yaptık diyorsun yani. Aynen öyle. İlk denemeyi yaptık, artık bu sene inşallah yenisini kaldırırız inşallah. Büyük cami Orta Çeşme Spor. Kesinlikle. Süper amatörde bu sene üstleri artık yani, kendi için. Uğraşacağız yani. Ama her şeyden önce altyapıdaki çocuklarımızla devam edeceğiz. Evet. Bunların yanına güzel bir iki takviyeyle bu seneyi İnşallah biz de kupayla kapatırız yani. Bir de Serkan Başkan, Orta Çeşme bu bakımdan bayağı bir güçlü altyapısı var. Mahalle geniş, futbolcu bol. Geldik burada. Yani şu anda 100 tane futbolcu var. Çetin Nalbantoğlu'yla beraber bu iş daha da yukarı çıkıyor. Altyapılarımız bu sene ben inanıyorum Çetin hocamızla beraber büyük ses getireceğine. Yetiştirdiği topçular ortada. Çamuru ver adam yapsın. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Değerli izleyicilerimiz, Orta Çeşme sahasında son derece anlamlı bir turnuva vardı ki daha önce de gelmiştik. Geçen sene olmadı, ondan önceki sene vardı. Camiler arası futbol turnuvasında, camiler Kur'an kursları futbol turnuvası ev sahipliği yapan Orta Çeşme'nin her şeyi. Ramazan abimiz var. Ramazan abi güzel bir etkinlik oldu galiba. Kalabalıktı bayağı. Çok güzel etkinlik oldu. Bunu 2 sene evvel yapmıştık. Merhum. Evet. Furkan Boylu adına rahmetli. Onu da rahmetli analım ya. Onun adına turnuvalar oldu. Evet, onun adına turnuva yaptık. Aynı gene camiler futbol turnuvasında yapmıştık. Bu sene de Yağmur hocamız geldi, söyledi yapalım mı diye. Ben de yapın dedim. Evet. Herhangi bir saha ücreti almadan. Evet. Tahsis ettiniz. Tahsis sahamızı verdik. Çok güzel bir turnuva oldu. Aileler de evet, gayet ilgi gösterdi turnuvaya. Bütün hocalarımıza, oynayan çocuklara, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Ve ayrıca basınımıza özellikle her şeyimize, maçımıza geliyorlar. Her şeyimize geliyorlar. Allah razı olsun basınımızdan da. Her zaman sen çağır biz gelelim Ramazan. Sağ ol, teşekkür ederim. Bu arkamızda arkadaşlar gelin buraya. Gelin bakalım yanımıza. Bunları da alalım. Siz ikinci olmuştunuz değil mi? Aynen abi. Hangi takımdı sizinki? Çamlıbahçe. Çamlıbahçe. Ya bugün ne? Aslında sizin maçınız bir önceki maçtı değil mi? Final maçından önceki miydi? Onu kazandınız ama olmadı galiba. Olmadı abi. Niye? Başaramadık abi. Başaramadık. Ama bir dahaki turnuvalara değil mi? Önümüzdeki maçlara bakacağız abi. Ama bir de şu var ha çocuklar bakın. Ne dedik değerli takipçilerimiz? Camiler arası Kur'an kursları futbol turnuvası dedik. Bu arada da
dine ait bilgileri, ilk Kur'an harflerini falan söktünüz galiba biraz değil mi? Tabii abi. Tabii. Olmaz öyle. Olmaz. Hem o hem de diyorsun yani işin eğlence kısmı evet, olacak. Abi, evet. Hocalar zaten sizlere değer veriyor. Değer veriyor. Senin ismin neydi? Eymen. Eymen bugün moralim bozuk biraz yani şampiyon olamadınız. Niye evet. Böyle oldu? Bilmiyorum. Ha, niye? Ya Allah gel bakayım gel sen yanıma gel. Gel seni, sen de yanıma gel. Yine. Ne oldu? Niye böyle takım şampiyon olamadı bugün? Bilmiyorum abi artık. Rakip, önümüzdeki maçlara bakacağız. Şampiyon bağı üstü biraz fizikli geldi bana değil mi? Evet. Oylu postluya baktım karşı takıma biraz zayıf çocuklar abi vardı. Abi hem fizikli biz bu kadar büyük olduklarını bilmiyorduk. Evet. Yani bizde de öyle adam yoktu. Ya o kadar da iyi oynayamadılar ama bizim genel performans düşüktü abi. Evet performansımız düşüktü. Performans ama şeydi ya yine de iyi mücadele sergiledik. Çok iyi mücadele ettik abi. Yani takım kısa olsa da fiziksiz olsa da. Maksat diyorsun. Maksat eğlenmek abi. Ama yaş sınırı da yoktu değil mi? Yok abi ya. Onlar büyüktü. Maksat diyorsun. Bizim yaşlar. Senin yaşın kaç mesela? Abi ben de. Gel bakayım sen de yanıma gel. Yanıma doğru gel. Senin yaşın kaç? Ben daha 14 yaşındayım abi ya. 14. Bence rakipte 16 yaşında oyuncu var mıydı? 16 var, 17 var, 18 Allah var hocam. Bu takım en büyüğü benim mesela abi. Bir tane hocam. İsmini alalım gel. Instagram'dan Abdülhalim'e. Gel yanıma da dedik yine çekini. İsmin ne senin? Bahadır. Bahadır, ne oldu bu takım? Bugün şampiyonluk umuduyla geldiniz ama galiba. Hı-hı. Değil mi? Evet. Olmadı. Evet olmadı. Maçınız kaç kaç bitti? 6-3 sanırım. Kazandınız ama, evet, ama yetmedi. Evet olmadı. 5 takım katıldı. Hı-hı. Diğer rakiplerinizi yenmiş. Bu şampiyon olan takımla maçınız ne olmuştu? Bu üstüyle. Şey bizim takım biraz fiziksel olarak iyi değildi o maçta. Evet. Maalesef kaybettik o maçı. Oyuncu değişiklikleri falan kötü oldu. Ondan dolayı maçı kaybettik. 7-4. Olsun. Katılmak önemli evet, ya. Evet. Önemli olan eğlenmek. Değerli izleyicilerimiz. Bakın Bahadır kardeşim dedi. Önemli olan eğlenmek dedi. Şu anda evlerinde bilgisayarlarla oynayan var. Dalmışlar değil mi? Hı hı. Futbol olmuşlar. Yani sanal alemde futbol oynuyorlar. Ben evet. İyi gelmiyor ya. Sen oynuyor musun futbol sanal alemde? İyi gelmiyor yani. Sahaya inmek kadar çayırımız aynen. Var. Sahalarımız var değil mi çocuklar? Evet abi. Ailenizle futbolu oynamanıza önemek oluyor değil mi yani? Oynayamazsın evet. Falan demiyorlar. Yok. Demiyorlar, oynayın diyorlar. Zaten abi biz buraya gelmesek bile çayırda arkadaşım toplanıp evet. Gezeriz. Kulüp takımlarında oynuyor musun? Oynuyoruz diyor. Abi, sen oynuyoruz abi. Abi ben Yeni Mahalle'de oynuyorum. Yeni Mahalle'de, Yeni Mahalle çok güzel saha yaptılar. Aynen abi. Gittim oraya. Sen nerede? Ben de Yeni Mahalle'de oynuyorum. Yeni Mahalle, tam Yeni Mahalle. Sen nerede? Ortaçeşme. Ortaçeşme'de. Yeni Mahalle'ye ben ilk gittim röportaj yaptım böyle bu anki gibi. Çok güzel, mükemmel bir saha var değil mi? Aynen abi. Orayı yıllarca çok... beklediniz ama. Ya, bayağı bekledik hoca. Eski toprak sahayı anne babanız göndermiyordu ben biliyorum. Ama şimdi dört dörtlük otel gibi değil mi? İç binanın içini mesela hayran kaldım ben. Değerli izleyicimiz. Peki Yeni Mahalle'den buraya nasıl geldiniz ya? Biz burada oturuyoruz. Bizi çağırdılar buraya aslında. Biz gelmiyorduk. Biz çağırdılar. Öyle oynayın dediler. Biz de geldik. Hocamız tavsiye etti falan. Tamam hocalarımız var ya hem Kur'an bilen bu istekli öğrenmekte Allah razı olsun diyoruz. Bu arada Yeni Mahalle'den de takviyeler gelmiş. Sizin takım ismi neydi? Yeni Mahalle değil mi? Hı-hı. Tamam Yeni Mahalle'ye takviyeler gelmiş futbol takımlarından ama futbolu bırakmak yok. Futbolu bırakmak yok. Hem daha Kur'an maçtan yeni geldik zaten. Kur'an hayatta. Evet değerli izleyicilerimiz kapanışımızı bu Yeni Mahalle'deki arkadaşlarımızla yapıyoruz. Güzel bir turnuvalıydı. Biz değişik dönemlerde bu turnuvayı takibe geldik. Bugün de iki maç izledik. Gerçekten güzel bir atmosfer vardı. Veliler vardı, ikramlar vardı. Hocalar heyecanlı. Yani cami çocukları deyip de sosyal aktivitelerden de geri bırakılacak değil. Biz hepsini ileriki yıllarda hem eğitim dönemlerinde hem de futbolculuk hayatlarında üst yerlerde görmek istiyoruz. Duamız evet. O değil mi? İnşallah. Evet abi inşallah. Hadi kapanış yapalım. Hadi elimizi sallayalım kapanış yapalım bakalım. Tamam kamera.